Yani Cenab-ı Hak seslenişinde neye dikkat çekiyor? Yasaklamamış mıydın diye. Ben size o ağacı elemen hekuma entil kumaş. Ben sizi o ağaçtan yasaklamamış mıydım? Demiyor, niye bana güveninizi bozdunuz, niye şöyle böyle. Yani benim yasama dikkat etmeliydiniz. Benim kuralıma saygı duymalı, benim sözüme saygı duymalıydınız. Ben yasaklamadım mı? Bitti yani orada o iş. Ben yasakladımsa, siz Cenab-ı Hak yasaklamışsa kötüdür. Şu an için kötülüğünü bilmiyor olabilirim. Ama Cenab-ı Hak yasaklamışsa kötüdür. Madem ki o yasakladı, ben uzak durmalıyım. Yani burayı vurguluyor. Cenab-ı Hak demedi, ne oldu bakın işte bir şey. Sonuçları itibariyle zaten oralar onlar yaşadığı şey. Ama asıl kırılma noktası Cenab-ı Hakk'ın sözünü takmamakla, Cenab-ı Hakk'ın onlara oraya yaklaşmayın nehyine, yani kurala dikkat etmek veya sözün buyruğun sahibine buyruğundan ötürü saygı duymak, galiba kırmızı çizginin kendisi bu. Yoksa hani gittik baktık dediğin gibi kötüymüş falan, bu zaten çizgiyi geçmişsin. Sözünü takmamışsın, ciddiye almamışsın, umursamamışsın. O andan sonra zaten kötüsün sen. O yüzden Cenab-ı Hak ilk adımı attıkları yere dikkat çekiyor. Ben gitmeyin dememiş miydim diyor. Yasaklamamış mıydım diyor. Siz beni takmadınız. Ne oldu? Ben size o düşmanınızdır dememiş miydim de ikinci ifadesi. Yani düşman sizin iyiliğinizi ister mi? Düşmanın size iyi bir şeyi vaat ettiğini nasıl düşünebildiniz? Aynı anda da ben size iyi bir şeyi nasıl yasakladım diye düşünebildiniz. Ben yasaklamıştım. Ben sizin iyiliğinizi isterim, öyle değil mi? Yasaklamışsam o zaman sizden iyi bir şeyi esirgemiş olamam. Benim hakkımdaki iyi düşünceniz ve güveniniz ve sevginiz Cenab-ı Hak yasakladıysa buradan bize bir şey çıkmaz demenizi gerektirirdi. Bu bir. İki, ona düşman demiştim. O size bunu vesveseyi verdi. Düşman size kötü şeyi ister. Siz nasıl düşmandan iyi şeyi beklediniz? Dolayısıyla aynı anda düşmana güvenip dosta hıyanet etmek gibi aynı düğümde duble şey var, cürüm var. Beni kötü belleyip yasakladığım şeye yöneldiniz, düşmanı iyi belleyip ondan beklentiye girdiniz. Yazıklar olsun size denilecek nokta bu. Yani bu her iki ifade aynı anda Hazreti Adem'de ve eşinde muhtemelen muazzam bir şey oluşturdu. Keder ve üzüntü. Biz ona nasıl güvendik? Biz Rabbimizden nasıl zannımızı bozduk? Aynı hitap bize de var hocam. O sizin için bir düşmandır. Evet. Yani Rabbimiz yarın bize de aynı şeyi sorarsa. Ve zaten oyunlar üzerinden la yukhrijan kema akhraja ebeveykum minel cenneti, anne babanızı cennetten çıkardığı gibi diyor Cenab-ı Hak şeytana düşmanlığını bize anlatırken, anne babanıza yaptığı gibi sizi de benzer duruma sokmasın. Ben size o ağacı yasaklamadım mı ve şeytan size apaçık bir düşmandır demedim mi diye nida etti. Buradan biz Cenab-ı Hakk'ın işlediğimiz bir günahla ilgili bize nasıl soru sorabileceğini de çıkarabiliriz. Mesela diyelim ki içki, niye içtin demeyecek, ben içkiyi size yasaklamadım mı diyecek. Çünkü niye içtin denirse işte şundan içtim merakın bir sürü cevabı olabilir. Ama ben size içkiyi yasaklamadım mı dediği zaman vereceğiniz cevap evet yasakladınsa bitti yani. Daha sorunun cevabı o çünkü. Evet yasakladın. Tamam, daha bir şey sormaya gerek yok. Yasağımı takmamışsın. Ha, niye içtin vesaire, bunların hepsi fuzuli. Cenab-ı Hak soruyu nasıl soracağını iyi biliyor. Biz hemen niye içtin diye soruyoruz değil mi? Bir yanlış yapmış, niye yaptın diyoruz. O da diyor ki şundan ya. Bir sürü cevap veriyor, sonra geri dönüp ya sorumu geri alıyorum. Ben o cevapları duymak istemiyordum. Asıl sormak istediğim şey ben yasaklamadım mı, niye istedin? Yani o ara zaten şeyimizi kaybetmiş, o gazı kaçıyor işin. Çünkü adam bir sürü gerekçe sunmuş ve bir miktar kendisini aklamış gibidir o esnada. Cenab-ı Hak buna fırsat vermiyor ki sorusunda. Ben yasaklamadım mı diyor. Bunun cevabı evet yahut hayır. Evet yasakladın, tamam bitti. Durum ortada, sen yasağımı delmişsin, beni takmamışsın, ciddiye almamışsın. Hazreti Adem'e sorusu bu. Demek ki faizle iştigal etmişiz. Cenab-ı Hak
Faize niye bulaştın? Ya ev alacaktık da bilmem ne falan gibi bir cevabı vermene müsaade etmiyor. Faizi ben yasaklamamış mıydım diye soruyor. Evet, yasaklamıştınız. Bitti. Başka soruya gerek yok yani.